Herkese merhaba buralar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta kaldığımız seriye devam ediyoruz ve adamızı genişletmeye devam ediyoruz. Evet, o zaman ne yapacağız? Hızlı bir şekilde hemen adamız için malzemeleri toplayacağız ve gelişmeye başlayacağız. Ama ondan önce gördüğünüz gibi arkadaşlar adamıza kendi heykelimizi yaptık ve heykelimizi ne yapacağız? İçini gezeceğiz. Ondan önce şu geminin içindeki malzemeler varsa bunun içine taşımak için birazcık toplayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendimizin heykelini yaptık. Bakın, adamızda artık bir heykelimiz var. Hemen şöyle gelelim şuraya bir tane, onun içine girmeden önce. Şunun içinde 11 tane, 22 tane demir var. En son bunlarla ne yapacaktık? Zırh yapacaktık. Şurada da yorumlarda içeride örs varmış. O örsten fazla varsa onlardan bir tanesini heykelin içini gezerken ne yapalım? Onun içine bakalım. Şuradan şöyle çıkacağız arkadaşlar ve hemen içeriye bir girelim. Geminin içinde örs varmış. Şunları toplayalım. Bunları en son toplayacağız. Süngerler geminin batmaması için burada durabilir. Şöyle bakayım bir tane daha. Çalışma masası var. Şu saksıları bir tane kıralım. Aynen şunu da al. Ve şurada süngerler var. Onun arkasında zaten bir şey yok galiba. Şunu bir alalım arkadaşlar buradan. Bakın arkasında hiçbir şey yok. Bakalım geminin içinde örs neredeydi? Aynen yorumlarda geminin içinde örs olduğu yorumu gelmiş. Ve bulamadım. Aynen bir örs yok. Yukarıda mı acaba? Evet, yukarıya bakmaya geldim ve yukarıda da yok. O zaman artık heykeli gezmeye gidebiliriz. Var mı acaba? Neden görmedik ki? Şöyle bir kez daha bakalım. Şunun içinde taşımamız gereken bir şey yok. Şu saksıları evimizin içini süslemek için kullanırız. Zaten geminin içinde de var arkadaşlar. O zaman artık kendi heykelimize doğru gidebiliriz. Bakın. Çok güzel. Aynen. O zaman gidiyorum. Hazır mısınız? Girişini bulacağız ve heykelimizi incelemeye başlayacağız. Ondan sonra da zırh yapacağız ve yeni yerlere doğru da gideceğiz. Heykelimize buradan girebiliriz. Ve içine çıkıyoruz. Uu, bakın ayakkabısının oradayız. Aynen. Kendi ayakkabımızın içine bakabiliriz. Şuradan çıkacağız arkadaşlar şöyle. Ve en yukarıya doğru tırmanmaya başlayabileceğiz. Bakın buradan. Hızlıca tırmanalım. Şöyle bakalım bir tane de. İçinde hiçbir şey yok. Keşke bir tane örs olsaydı. Evet, şöyle de buradan çıkacağız. Bakın hala yukarıya doğru çıkabiliyoruz. Evet, logomuzun olduğu yerdeyiz. Şuradan şöyle. Oo, burası yanlış. Aynen. Şunu mecbur burada kullanacağız. Bakın, logomuzun hizasına çıktık arkadaşlar. Arkasındayız. Şuna baksanıza aynısı. Evet. Şuradan çıkabiliriz buradan da böyle. Gördüğünüz gibi kendi kolumuzun içindeyiz. Bakın. Evet, şuradan aşağıya doğru inebiliyoruz. Bakın buradan iniyoruz. İndiğimizde tekrar yukarıya doğru çıkmamız gerek aslında. Aynen, o yüzden çok inmeyelim. Aha, burada kaldık. Taşımız var arkadaşlar. Şu taşları kullanarak eksik olan yerlerden çıkabiliriz. Bakın böyle. Buradan çıkacağız. Hemen şuraya çıktık tekrardan. Şimdi biz sağ kolumuzda mıyız? Aynen, bakın logo bu tarafta. Biz sağ kolumuzdayız. O zaman şuradan sol kolumuza doğru gidiyoruz. Evet, şuraya atlayacağız. Ve sol kolumuzdayız. Evet, burası da böyle aşağı iniyor. Buradan geri çıkalım arkadaşlar. Ve kafamızın içine gidiyoruz. Şuradan kafamızın içine gireceğiz. Ah be, öleceğiz, olamaz. Oo, düştük ama aşağıya kadar düşmedik. Az kalsın ölecektik. Kendi içimizde ölecektik. Şöyle çıkalım bir tane. Evet, nerede düştük biz arkadaşlar? Bayağı bir düşmüşüz bakın. Şurayı birleştirelim. Şurayı da birleştirelim. Aynen burada düşmedik ki biz. Şurada düştük, doğru. Yanlış yeri birleştirdik. Şurası bakın. Burası, bir tane de burası. Ve kendi kafamızın içindeyiz. İşte bu. Kendi kafamızdayız bakın. Kafamızın yukarısına çıkamıyoruz ama galiba. Şuradan bakalım bir tane daha. Evet, merdiven var. İstersek çıkabiliriz. Ama kafamızı kırmayalım, değil mi? Kendi kafamızı kırabiliriz. O zaman dışarıya tekrar çıkalım arkadaşlar şuradan. Hatta doğru, karşıdan bakmak için diğer küplere çıkabiliriz ama o küplere çıkmadan buradan da gidebiliriz. Şöyle bir gidelim buradan tekrardan. Heykelimizle ilgili neler yapabiliriz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Heykelimiz burada duruyor ve içini kullanabiliyoruz. Şuradan hızlıca hemen inelim arkadaşlar. Hemen inelim ve en son kaldığımız yere doğru bir tane gidelim. Evet, şuradan da böyle ineceğiz ve burası. Hemen indik bakın. Ölecektik az kalsın kendi içimizde. O yüzden hemen çıkmalıyız buradan. Düşersek ölebiliriz. Evet şöyle. Şuradan da ineceğiz. Çıkışa geldik sonunda. Hemen. Oo, canımız yine gitti.
Tamamdır. Dışarıya çıktık. Heykelimizin önünde bayağı bir güzel boşluk alan var arkadaşlar. Bu boşluk alanı kullanabiliriz. Aynı zamanda şuradaki buzları zaten kıracağız. Şuraya da bir tane buzdan ev yapacağız kendimize. İlk başta heykelimizi yaptık. Birazcık uzaktan göremez miyiz? Şöyle bakalım bir tane. Evet. Aynen. Bakın. O zaman şuradaki tohumlar toplamaya başlıyorum tekrardan. Üzerimizde ekmek yapmak için malzeme var mı? 12 tane oldu. Kemik tozları var. Şu tohumların hepsini bir dizelim. Tallayı daha sonra yeri değiştireceğiz ama ondan önce ilk önce ne yapalım? Şuradakilerin büyümesini bekleyelim. Birazcık yemeğimiz olsun. En son yapacağız. Şöyle şuradan birazcık daha karpuz alalım. Bunlar tekrar hemen büyür zaten. Evet, 15 tane de karpuzumuz oldu. Şuradan da zaten şimdilik koyunlarımız olmadığı için besleyemiyoruz. 3 tane, 3 tane ve 3 tane daha. Evet. 4 tane ekmeğimiz oldu. Daha da fazla toprak dizdiğimizde çok güzel bir şehir kurmaya başlayacağız arkadaşlar. İlk başta heykelimizi yaptık. Daha sonrasında şurada geminin oraya kadar toprak tekrar dizeceğiz. Ve şehrimizi kuracağız. O zaman yukarıya doğru bir çıkıyorum arkadaşlar şuradan. Her şeyimiz var. Zırh yapacaktık. Doğru. Zombiler çıktığında karşımıza veya iskeletler ne olacak? Canımız azalabiliyor. O yüzden şuradan bir tane göğüslük yapalım. Bir tane pantolon yapalım. Ayakkabı. Ve ah be, bir dakika. Kask yapsak. Aynen, iki tane demir kalıyor ama zaten demir bulacağız. O yüzden ilk başta ayakkabı yapalım. Bunu giyineceğiz, şunu ve bunu. Oo, zırhlarımızı giyindik. Savunmamız bayağı bir güzel oldu. Yukarıya tekrar çıkabiliriz. Şuradan çıkmaya başlayalım bir tane. Zaten buraya da hızlı vagon yapacağız arkadaşlar. Düğmeye bastığımız anda en yukarıya kadar çıkabileceğiz. Ama ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Birazcık maden toplamamız gerekiyor ve taş toplamamız gerekiyor. Ah be, demirden kazma yapmayı unuttuk. Bakın. Hizamıza kadar çıktık, gördünüz mü? Şuradan da şöyle tekrar çıkacağız. Evet, elmas var burada. Şuradan taş toplayarak tekrar girdim arkadaşlar. Kask yapmak için birazcık demire ihtiyacımız var. Şöyle. Şimdi şunu alırsak buradan. Karşıda demir var bakın. Şu kömürleri de alalım hemen. Aşağıya nasıl ineceğiz arkadaşlar? Şöyle inebiliriz. Aynen be, lavın altında da elmaslar olabilir. Ama lav çok derin. Şuradan bir almaya başlayalım bir tane. Lavın içine cam dizsek içini görebiliriz aslında. Bir tane demir. Oo, bayağı bir demir bulduk bakın. Demirlerle her şeyi yapabiliriz. Şunu al. Evet, şunun altında lav olabilir mi? Aynen, bunun altında lav yokmuş ama şurada var. Onu alırsak belki çıkar. Bakayım bir tane. Onun altında da yok. O zaman şurayı kırarsak. Oo, aşağısına inebiliyoruz. Bakın. Elmas varmış. Gördünüz mü lavın arkasında? Lapis de varmış. Bir dakika. O zaman ah be, orada lav varmış. Kömürleri bir tane alalım buradan tekrardan. Şunu da alalım. Ve kaç tane? 5 tane demirle artık kask yapabiliriz. Şuradan da gideceğiz. Yeni bir yere doğru gidelim hemen arkadaşlar. Oradan malzeme toplayalım. Şöyle. Şurada bir tane daha maden yeri var. Bakın. Oraya gidelim. Oradaki madenleri de bir tane ele geçirelim. Şurada zaten taş toplayabileceğiz. Şuradan birazcık şöyle toplayıp İki tane daha. Ve yeni madene doğru gidiyorum. Hazır mısınız? Şuna baksanıza ne kadar yüksekteyiz. Evet, geldik buraya. Şöyle. İçeriye artık girebiliriz. Aha, girişi burası mı acaba? Aynen burada zaten, doğru. Öbür taraf. Zombi sesi geliyor. Arkamızı kapatalım şöyle birazcık o zaman arkadaşlar. Şurayı da kapatacağız. İçeride zombiler ok atarsa düşmeyelim. Artık demirden bir kazma yapmanın zamanı geldi. İçeriye gireceğiz. İçeride zombiler nerede onu bulacağız arkadaşlar. Bakın, taşlar toplayarak giriyorum. Her yerde maden oldu artık. Sınırsız madenimiz var. Şurada bir tane kömürümüz oldu. Şurada bir tane daha. Zombilerin sesi geliyor ama kendileri yok. Ve evet, buradaki zombiler sayesinde ne yapabiliriz kendimize? Zombi farm yapabiliriz. Ama zombiler için zaten yer... Oo, bu nedir be? Yukarıdalar. Ne olacak şimdi? Yukarıdan kafamıza düşebilirler. Kapat burayı. O zaman birazcık daha yukarıya çıkacağız. Şuradan. Aynen burası. Şöyle bir tane daha merdiven yapalım. Buradan arkamızı kapatacağız. Bakın. Evet, şöyle arkamızı kapatabiliriz ve buradan giriyorum. Hazır mısınız? Kazmamız kırıldı ve bitmek üzere. 10 tane kaldı. Oo, bulduk. Şunu kreme. Tamamdır. Örümcek, zehirli örümcek var. Ah be, zehirledi bizi. Bakın kafasıyla. Gel buraya sen. Ona vuramıyoruz ki, o bize vurdu. Zehirli örümcekler bizim içeriye girmemizi engelleyecekler.
Meşalemiz var mı acaba? İçeriye bir tane meşale koyalım arkadaşlar. Şuraya meşale koyduk arkadaşlar. Şuradan artık giriyoruz. Hazır mısınız? Evet, birazcık aşağıda kalmışlar. Bakın yukarıdan gelmişiz. İçerisi varmış buranın. Aşağıdan girdiğimiz için şu zehirli örümceklere ama dikkat etmeliyiz. Okumuz var. Şurada bakın kenarda. Oo, her yer örümcek ha. Her yerde örümcek olabilir. Geliyor bakın. Zehirleme beni sakın. Ah be, zehirledi. Terbiyesiz, neden geldin buraya sen? Çekil bakalım oradan. Hemen kaçalım buradan bir tane. Aynen be, neden geldi ki? Şuradan tekrar çıkacağız arkadaşlar. Zehir geçti. Aha, buradan çıkamıyormuşuz. Şuradan. Evet, içeriye tekrar girdim. Aha, bir tane sandık var burada. Şuraya bir meşale koyalım böyle. Oo, bir dakika, beni sıkıştırdılar. Tuzağa düşürdüler. Ah be, başka var mı acaba bunlardan? Geliyor bakın, varmış. Nerede? Orada. Bunların doğduğu yeri engellemeliyiz. Bir dakika. Şurada meşale koyarsak doğmayabilirler. Her yer örümcek ağ. Şu sandıkların ikisine bakalım arkadaşlar. Daha sonra şu örümcek ağlarıyla arkaya doğru ilerleyeceğiz. Ah be, tam onu yok edecekken bu geldi. Şunu kıralım hemen arkadaşlar, bir daha doğamasınlar. Arkasında bir tane daha var. Öleceğim olamaz. Bunlar örümcek ağının içinde hızlıca hareket edebiliyorlar. Geliyor mu arkamdan acaba? Evet, gelmiyor. Yarım kalp bakın. Şuradan canımız hemen hızlıca yükselirken biz de gireceğiz oraya tekrardan. Bir tane varsa başka doğamazlar ama başka varsa daha doğmaya devam edecekler. Galiba çok örümcek var içeride. Bakın orada. Şunu bir indirelim. Umarım başka yoktur. Şurada varsa gelecekler. Aynen, başka yok. Şuna bakalım bir tane. İki tane tecrübe iksiri, bir tane kemik var sadece. Şuna bakalım arkadaşlar. Bunda bir tane elma, iki tane kemik. Aynen, ama bayağı bir demirimiz oldu. Maden küpünü ele geçirdik. Şunları bir kıralım o zaman. Arka tarafa doğru gitmenin zamanı geldi. Madenlerle çok şey yapabiliriz. Aha, ray bulduk bakın, al bunu. Şu ikisini alacağız buradan. Bunları dizeceğiz zaten. Bunlarla istediğimiz gibi hızlıca gidip gelebileceğiz. Başka var mı? Birazcık daha demir toplayalım arkadaşlar. Demire ihtiyacımız olduğu anda buraya gelebiliriz. Bakın artık burada sınırsız demir var. Evet, bunu da buradan yapacağız. Ah be, kazmamız kırıldı. Yeni demirden kazma yapmaya gidiyorum. Ve şuraya doğru atlayabiliriz. Bakın, İşte bu. Şuradan çıkalım hemen böyle. Yukarıya çıkalım hemen, o demiri ne yapalım? Pişirelim. Demirden kazma yapalım. Elmasları da toplamaya başlayalım. Artık maden zengin olabiliriz. Evet, hemen şuradan. Şu buzları da neyle alırsak acaba arkadaşlar? İpeksiz dokunuş haricinde başka bir şeyle alamıyoruz mu? Bakayım bir. Aynen, bunlar kırdığımız anda kayboluyorlar. Fırınımız bir tane şu anda ve 12 tane pişirebiliriz. İpimiz olmuş. Şurada alevden çehre var. Şu ikisini atalım buraya. Ve başka bir şey kaldı mı? 35 tane daha kömür. Bunları da içine koyalım. Evet, şunlarla da tarlamızı hemen ne yapabiliriz? Büyütebiliriz. Bakın, bunları bir büyütelim arkadaşlar. Bayağı bir kemik tozumuz oldu. Ve tohumları fulledik. Şunları alacağız buradan böyle. Tekrardan kendimize yemek yapabiliriz ve bunları dikelim hemen, tekrar sonrasına ne olsun, büyüsün de hemen. Bunları da diktik. Burada demirler de pişiyor. Bunlardan kazma yapacağız ve elmasları ve redstone'ları almaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde heykelimizi yaptık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.